Çarşı, pazar, manav, market, kıyafet, meyve, sebze, kira fiyatları. Her yerde her ürün ve hizmetin fiyatı ateş pahası. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyon düşecek, hayat pahalılığı azalacak mı sorusunun cevabını dar ve alt gelirli başta olmak üzere milyonlarca kişi merak ederken, iktidardansa tarihleri sürekli ötelenen iyimser açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sürekli Mayıs 2023 tarihini göstererek enflasyonun tek haneye inecek açıklamasının ardından yardımcısı Mahmut Gürcan'dan başka bir tarih geldi. Enflasyonun önümüzdeki yıldan itibaren 2023'ün Şubat'ında itibaren de düşüşlerin yaşanacağını hep beraber göreceğiz. Türkiye'de enflasyon TÜİK'e göre %83'ü aşarak son 24 yılın zirvesinde bulunmasına rağmen birçok uzmana göre hissedilen enflasyon %120'nin üzerinde. Yani Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de ekonomik kurmayları rekor kıran enflasyon oranları için yıl sonunu işaret ediyor. Baz etkisiyle enflasyonun düşeceğine işaret ediyor. Ya ben Şubat'ı bile değil yani Ocak'tan itibaren bunun emarelerini çok rahat göreceğiz. Enflasyonla ilgili sürekli farklı açıklamalar ve tarihler verilse de vatandaş hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Enflasyon belli ki biraz zaman alacak.